Bu bölümde, programımızın bu bölümünde çocuğun fiziksel istismar olgularına yönelik sosyal medya müdahalesinden hani bahsedeceğiz hep birlikte ve daha sonrasında fikir alışverişinde bulunacağız. Bir saniye. Günümüzde küresel ölçekteki veriler çocuklara yönelik kötü muamelenin akut biçimde gerçekleştiğini bize göstermektedir. Dünya çapında yaklaşık olarak 1 milyar çocuk ya da her iki çocuktan bir kişi bir çocuk kötü muamele ve şiddete maruz kalmaktadır. Çocuğa yönelik kötü muamele 18 yaşın altındaki bireylere yönelik olarak çocuğun sağlığına, hayatta kalmasına, gelişimine, çocuğun haysiyetine, fiili veyahut da potansiyel biçimde zarar vermeyle sonuçlanan tüm istismar biçimlerini ve ihmali kapsamaktadır. Küresel olarak 2 ile 17 yaş arası her iki çocuktan birinin her yıl çeşitli şiddet içeren davranışlara maruz kaldığı alan yazında da belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler çocuklara yönelik şiddeti Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca her türlü fiziksel, duygusal şiddet, yaralama, istismar, ihmal, kötü muamele, cinsel istismar dahil olmak üzere çocuk sömürüsünün her türlü biçimi şeklinde tanımlamaktadır. Çocuk istismarı, çocukların biyopsikososyal iyilik halini ve gelişimini olumsuz biçimde etkileyen, ekonomik, duygusal, cinsel ve fiziksel olarak gerçekleşen her türlü kötü muamele olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Çocuğa yönelik fiziksel istismar, 18 yaşından küçük olan bebeklerin, çocukların ve ergenlerin beden bütünlüklerine zarar veren, yaralanmalarına, ölümlerine neden olan, kasıtlı biçimde gerçekleşen, şiddet içeren davranışlara maruz kalmalarıdır. Fiziksel istismarın tanımı ilk kez 1860 yılında Tardieu tarafından yapılmıştır. Kafi ise 1946 yılında düştüğü söylenen çocukların röntgen filmlerinde düşme ve çarpmayla açıklanamayacak kırıklar olduğunu fark etmiştir. Daha sonrası 1962 yılında Kempe ve arkadaşları tarafından sarsılmış bebek sendromu adlı çalışma ile de çocuğun fiziksel istismarı görünürlük kazanmaya başlamıştır. UNICEF'e göre fiziksel istismar çocuğun beden bütününe her türlü biçimde zarar veren, kasıtlı biçimde oluşan, tek ya da tekrarlayan şiddet davranışlarıdır. Buradaki aslında önemli olan bir nokta var, o da şu. Biz biliyoruz ki yaralanmalar kazayla da meydana gelebiliyor. Yetişkinlerde de aynı şekilde, çocuklarda da aynı şekilde yani vuku bulabiliyor. Fakat buradaki önemli olan nokta şurası. Burada kasıtın olması, sistematik biçimde olması, bazen de işte tek seferle hani gün yüzüne çıkması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Baktığımız vakitte bunlar neler? Hepimizin az çok bildiği gibi tekme atma, ısırma, tokatlama gibi dövme, boğmaya kalkışma, zehirleme, aşırı sıcağa ve soğuğa maruz bırakmak, duvara fırlatmak, kesici ve delici aletlerle çocuğa zarar vermek, bir nesneyi çocuğa doğru fırlatmak, kol ya da bacağı bükmek, saç çekmek, kasıtlı biçimde yakmak ya da haşlamak şeklinde gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Burada da bir fotoğraf sizlerle paylaşmak istedim. Hani görüldüğü gibi. Fiziksel istismar kasıt özelliğiyle kaza sonucu oluşan çocuğun bedeninde oluşan yaralanmalardan ayrılıyor. İstismara genellikle ebeveyn ya da çocuğa bakım verenin öfkesi eşlik ediyor. Bu bağlamda da fiziksel istismar genellikle kazara olmayan, kasıtlı biçimde gerçekleşen yaralanmalar, açıkça görülen çocuğun bedenindeki görünümleri, işte morluklarla, ekimozlarla baktığımız vakitte bunlarla da karakterize olduğunu biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Özellikle baktığımızda ebeveynlerin katı ve sert şekilde cezalandırma biçimleri sebebiyle neticesinde aslında ortaya çıkıyor. Ebeveynlerde eğer çocuğu yönetme becerilerinde eğer zayıflık söz konusuysa, öfkelerine hakim olamıyorlarsa, özellikle bebek doğduktan sonraki dönemde işte kadınlarda postpartum depresyon varsa baktığımız vakitte bunların hepsi ama hepsi fiziksel istismarın arkadaşlar zeminini hazırlayabiliyor. Sarsılmış bebek sendromundan Kempe'nin yapmış olduğu çalışmalarda geçtiği kadarıyla bahsettik ama aslında çok önemli. Hani baktığımız vakitte çünkü bebeklerde ölüme sebebiyet verebiliyor. Ciddi anlamda hani daha sonrasında iyileşmesi zor olan bir takım sakatlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Bu bağlamda aslında sarsılmış bebek sendromu çok önemli ve sanıldığının aksine de
dünyada da oranları da ciddi anlamda yüksek olduğunu da biz hani görebiliyoruz. Bu bağlamda da aslında kadınlara doğum sonrasında için gebelik döneminden başlayarak da işte bir bebek bakımı ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması, gerekli eğitimlerin verilmesi bu bağlamda aslında önem taşıyor. Aynı şekilde babalara da yani erkeklere de bu konuda eşine nasıl yardımcı olacaklarına ilişkin olarak da eğitim verilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması burada önem taşıyor. Fiziksel istismara maruz kalan çocukların bir psikososyal özelliklerimiz baktığımız vakitte bebeklerde nasılmış? Biz fiziksel istismara dair o bulguyu bebeğe de psikososyal bakımdan nasıl gözlemleyebiliriz? İsterseniz bir parça ondan bahsedelim. Fiziksel istismar nedeniyle gelişimsel gecikmeler, içe kapanıklık oluşabiliyor çocuklardan. Uyaranlara cevap vermede ilgisizler bebekler. Ağır fiziksel istismara uğramış çocuklarda donmuş bir yüz ifadesiyle karşılaşılabiliyor. Fiziksel istismarda bulunan ebeveynlerden ya da bakım sağlayanlardan çocuklar irkilebilirler, onlardan korkabilirler, yakınlık kurmak istemeyebilirler. Bebeklerde özellikle şiddet uygulayanlar hani geldiği vakitte ağlamayı sıklıkla hani görebiliriz bizler. İstismara uğrayan çocukların %50'si birden çok kez fiziksel istismara uğramakta ve çocuk cinayetleri neredeyse %20'sinde çocukların hayattayken şiddet sebebiyle sağlık profesyonelleriyle ilişki kurdukları mesela saptanmış. Yani ölüme giden yolda yani fiziksel istismar sebebiyle ölüme giden yolda öncesinde çocuklar mutlak suretle çeşitli yaralanmalarla doktorlara, hastanelere getirilmişler arkadaşlar. Bu önemli bir bulgu. O zaman biz burada şunu yapmamız gerekecek. İşte tıbbi sosyal birimlerimiz var bizim hastanelerde. Bu bağlamda da oradaki sağlık profesyonellerinin özel dışı bilgilendirmelerinin sağlanması, bu noktada gelen vakaların tıbbi sosyal birimine bildiriminin sağlanması burada aslında arkadaşlar çok büyük önem arz ediyor. Bir de şu çok önemli. Biz biliyoruz ki evlerde belki de iki çocuk var, üç çocuk var. Bir çocuğun gösterdiği o yaralanma sebebiyle hastaneye gelmesi aslında ailedeki semptomları ortaya çıkartan aslında bir bulgu. Diğer çocuklar da istismara uğruyor olabilirler. Bunları da mutlak suretle değerlendirilebilir olması arkadaşlar gerekiyor. Okul öncesi dönemdeki hani biz çocukların özelliklerine baktığımız zaman da istismarda bulunan ebeveyn ya da bakım verenler yaklaştığında yine çekingen davranabiliyorlar çocuklar. Duygu düzen ve becerilerinde zayıflık görülebiliyor ya da gelişemeyebiliyor. Karşılarındaki yetişkinleri memnun etmeye çalışabiliyorlar arkadaşlar. Ayrım gözetmeksizin herhangi birinden şefkat isteyebiliyorlar. Yalan söyleyebilirler. Öfkelerini, üzüntülerini kontrol edemeyebilirler. Gelişimsel gecikme yaygın bir şekilde görülebilir. Öğrenme güçlüğü yaygın bir şekilde görülebilir. Konuşmanın gecikmesi ya da bozulmasıyla karşılaşabiliriz. Akranlarına karşı da arkadaşlar aynı şekilde öfkeyle dolu bir takım hani tepkiler verebilirler, davranışlarda bulunabilirler. Bu bağlamda da işte çocuklar özel okul öncesi dönemdeki çocukların da öğretmenleri tarafından işte kreşteki anaokulunda çocuklarla ilgilenen öğretmenler tarafından gözlemlenmeleri bu bağlamda arkadaşlar önem taşıyor. Baktığımız zaman okul çağındaki çocuklarda peki durum ne? Okul çağındaki çocuklarda da fiziksel istismara uğrayan çocuklar hayvanlara zarar verebiliyorlar. Duygusal ve davranışsal bir takım sorunlar yaşayabiliyorlar. Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle ilişki kurmakta güçlük çekiyorlar. İçe kapanıklık, mesafe, bazen de öfke patlamaları yoğun bir şekilde görülebiliyor çocuklarda. Vücutlarında oluşan yaraları kapatmak için mevsimine uygun olmayan giysiler giydiklerini görebiliriz bu çocuklarda. Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda istismara uğramış olan çocuklarda çeşitli travmaların aynı anda ortaya çıktığı belirlenmiş. Bu bağlamda işte çoklu travmalara aslında müdahalelerin de mutlak suretle yaklaşımlarına hakim olmamız da gerekebiliyor. Peki ergenlerde durum ne? Ergenlerde en aslında baktığımız vakitte en öne çıkan belirtilerden bir tanesi suça sürüklenme, riskli davranışlarda bulunma durumlarında artışın meydana gelmesi. Öfke, düşmanlık, suçluluk, utanç, anksiyete ve depresyon oldukça yaygın duygular
ergenlerde sosyal problem çözme becerilerinde yetersizlik ortaya çıkabiliyor. Akranlarla ve yetişkinlerle etkileşimlerinde sorunlar yaşayabiliyorlar. Hem okul dönemindeki çocuklarda hem de ergenlerde okul başarısında düşmelerle de biz karşılaşabiliyoruz. Baktığımızda vakitte erkek çocukları kız çocuklarına göre fiziksel istismara daha sıklıkla uğruyorlar. Bilindiği gibi cinsel istismar bakımından kız çocukları daha fazla risk altındayken fiziksel istismar bakımından da bakacak olursak erkek çocukları daha fazla risk altında olduklarını biz görüyoruz. Özellikle 12 yaş altındaki çocuklarda en yüksek oranda fiziksel istismar 6 ile 8 yaş arası çocuklarda görülürken 0-2 yaş arası çocuklarda görülme sıklığı ise daha da azalabiliyor. Çocuğun fiziksel istismarda bulunan peki ebeveyn ya da bakım verenlerin özellikleri neler? Çocukların istismar davranışında bulunan ailenin özellikleri çeşitlik gösteriyor. Ebeveynler kendi davranışlarını kontrol etme konusunda becerilerinde bir takım sınırlıkları var. Çocuğun yönetiminde ebeveynlik becerilerinin sergilenmesinde yetersizlikler mevcut. Çevresel stres faktörleri nedeniyle öfke kontrolünde bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Fiziksel istismarda bulunan ebeveynlerin çocuklarından gerçekçi olmayan beklentileri var. Ve çocukları davranışları hakkında çarpık bir takım yargıları var. Ve arkadaşlar bir de şu çok önemli. Hani küresel çapta şimdi UNICEF'in yapmış olduğu araştırmalarda da bu ortaya hani çıkmış. Kültürel faktörler katı ve sert disiplin yöntemlerine ebeveynlerin başvurmalarında aslında çok önemli bir faktör olma özelliği taşıyor. Bu bağlamda da çocuk yetiştirme tutumlarının özellikle incelenmesi ve buna dönük bir takım müdahalelerde bulunulması arkadaşlar önem taşıyor. Çünkü kültürel olaraktan eğer ki kodlarda özellikle baktığımız vakitte çocukların eğer istenmeyen davranışların cezalandırılması, fiziksel olarak cezalandırılmasını eğer makul gören bir kültürel altyapı varsa bu da aslında fiziksel şiddeti, çocuğa yönelik fiziksel istismarı besleyebiliyor. Aynı şekilde ebeveynlerde işte madde bağımlılığı öyküsünün bulunması, zihinsel engellik durumunun olması da aslında çocuğun fiziksel istismarına zemin hazırlayan risk faktörleri arasında değerlendirilebilir. Peki değerlendirilmesine baktığımız vakitte ne var? İlk önce aslında dikkat etmemiz gereken nokta bizim şu. Sistematik biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi gerekiyor. Çocuğun bakımından sorumlu olanların çocuğun güvenliği açısından risk taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi önemli burada. Ve buna dair işte bir takım müdahalelerde bulunulması gerekiyor. Örneğin eğer güvenlik bakımından ilk önce zaten çocuğun güvenliğini düşünmek zorundayız biz değerlendirme aşamasında. Eğer ki çocuğun bakım verenlerin eğer çocuğun eğer yanındaysa ve bu durumda çocuğun tekrar İşte fiziksel şiddete, fiziksel istismara uğrama durumu söz konusu olacaksa arkadaşlar mutlak surette çocuğun işte koruma altına alınması ya da şiddet uygulayan kişinin fiziksel istismarda bulunan kişinin evden ayrılması ve buna dönük bir takım tedbirlerin hani uygulanması bu noktada önem arz ediyor. Değerlendirme yapılırken istismar şüphesiyle sosyal hizmet müdahalesine gereksinim duyan çocuk müracaatçılarla ilgili iddiaları titizlikle değerlendirmesi, sistematik işi biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin işte ortaya konulması, çocuğun güvenliği açısından risk taşıyıp taşımadığının belirlenmesi önemli. Bu bağlamda da acele değerlendirmelerden kaçınılmalı arkadaşlar. Bu çok önem taşıyor. Neden? Çünkü eğer biz acele değerlendirmelerde bulunursak kazara yaralanma durumu eğer vuku bulmuşsa böyle bir durumda biliyorsunuz istismar vakalarında ceza davaları gündeme gelebiliyor. Ve istismarda bulunan kişiler ya da buna dair bir takım hani bulgular elde edildiğinde cezaevine de hapse girme durumları söz konusu olabiliyor ebeveynlerin ya da bakım verenlerin. Aksi durumda da eğer biz değerlendirmelerimizde aslında kazara olmamış fiziksel istismar varsa ve biz bunu kazara olarak eğer değerlendirirsek incelemelerimizi iyi bir şekilde yapmamışsak veya bu sonuca varırsak da bu durumda da çocuk şiddet gördüğü eve
şiddet gördüğü ebeveynlerin yanına tekrar dönmek zorunda kalabilir. Ve dediğimiz gibi ilk önce belki çocuk yaralanmalarla birlikte gelmiştir. Akabinde çocuk cinayetleri ya da çocuğun ölümüyle de karşılaşma durumumuz olabilir. Bu bağlamda da mutlak suretle incelemelerin hani titizlikle yapılması ve acele edilmemesi önem taşımakta arkadaşlar. Fiziksel istismar için değerlendirme yapılırken peki nelerden yararlanacağız biz? Birincisi fiziksel bulgulardan, tıbbi geçmişten ve sosyal öyküden yararlanacağız. Baktığımız vakitte özellikle fiziksel bulgulardan yararlanacağımız vakitte dikkat etmemiz gereken noktalar da şunlar. Çocuğunuz bir takım vücudunda ikmozlar var mı, şımarıklar var mı, retina kanamaları var mı çocukta? Kesici ve delici aletlerle yaralanmalar söz konusu mu? Buna bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda önemli olan bir nokta daha var. Tabii bunu tıpla doktorlar, hekimler bu kısmı değerlendirecekler. Örneğin boyun bölgesindeki yaralanmaların, kaburga kırıklarının ya da göğüs kafesindeki kırıkların aslında hani istismarın bulgusu olaraktan hani değerlendirilebileceği alan yazında yer almakta. Bu bağlamda işte yaralanmanın hangi bölgede hani söz konusu olduğu da burada önem taşıyor. Baktığımız vakitte gözün açılmasına yanıt vermede değişim var mı yok mu? Travma sonucu oluşan kafa içi kanama var mı yok mu? Kafa çevresinin gelişip gelişmeme durumu, gelişimsel gerilikler, ihmali düşündüren diş çürüklerinin oluşup oluşmadığı, saçların düzensiz biçime dökülme durumunun oluşup oluşmadığı, beslenme yetersizliği, retina kanamaları, kesiklere iş oluşan, karın bölgesine özellikle olan yaralanmalar, yanıklar. Ve çok önemli bir şey daha var aslında. Sunumun başındaki resimde de vardı. Kemerlerin ya da çeşitli cisimlerin, iz bırakacak olan cisimlerin, desenlerin vücutta olup olmaması da burada önem arz etmekte arkadaşlar. Çocuklarda meydana gelen yaralanmaları kazar ve istismar sonucu olduğu için birbirinden kesinlikle ve kesinlikle ayırmamız hani gerekiyor. Bunun dışında da tıbbi geçmiş kısmında da bizim bakmamız gereken noktalar şunlar. Çocukların fiziksel istismar uğramış olma şüphesi oluşturan fiziksel yaralanmalarda özel çocukların önceki hastaneye başvuru nedenleri, tıbbi geçmişleri, geçirdikleri hastalıklar, doğuştan gelen hastalıkların olup olmama durumu, aile öyküsü, kanama ve kemik bozuklukları, metabolik bir takım ya da genetik sorunların olup olmama durumu, gebeliğin planlı olup olmadığı dahil olmak üzere gebelik geçmişinin değerlendirilmesi gerekiyor. Fiziksel istismarı düşündüren çocukta geçmişte meydana gelen yaralanmalar, yaralanmanın şekli, çocuğun yaşamını tehdit edici boyutunun da mutlak suretle değerlendirmelere katmamız gerekiyor. Bu kısım tıbbi kısım arkadaşlar. Bakacak olursak bu noktada hekimlerle hekimlerle birlikte, hemşirelerle birlikte, diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte hani çalışılması hani gerekiyor. Çocuğun bakım verenlerin sosyal öyküsü peki alınırken aslında bizi daha çok ilgilendiren, sosyal hizmeti daha çok ilgilendiren kısmı burası. Suçlayıcı olmayan bir tarzda öykünün alınması gerekiyor. Çocuğun da öyküsünün alınması için temel aşama ise açık uçlu soruların sormaya özen gösterilmesiyle başlıyor. Bu görüşmelerde esas olarak gerçekleri belirleme amaçlı. Ancak görüşmeciler aynı zamanda çocuk üzerindeki etkisi hakkında da, istismar çocuk üzerine yaratmış olduğu etki hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekiyor değerlendirmeleri yapabilmek adına. Fiziksel istismara uğramış çocukların değerlendirmesine istismarın gerçekleşip gerçekleşmediği, işte çocuğun güvenliği, istismarın çocuk üzerindeki psikolojik etkileri, ebeveynin sorumluluğu, ebeveynlik kapasitesi, ebeveyn tutumları, ailenin disiplin kalıpları, çocuğa yönelik davranışları, çocuğun mizacı ve kişilik özellikleri, çocuğun dili ve kaba motor becerileri, ailede alkol işte madde bağımlılığının olup olmama meselesi, belki suça yönelimin olup olmaması durumu. Örneğin ebeveynlerden eğer birisinde daha önce işte saldırganlık davranışları sebebiyle baktığımız vakitte yani bir başka kişiye yönelik olan suç oluşturan durumlar sebebiyle işte ceza ve öyküsünün olup olmama durumu, suç öyküsünün olup olmama durumu arkadaşlar aslında burada önem taşıyor.
Değerlendirmede aşamasında gerekli olan bilgilere ulaşmak ve etkili müdahaleleri belirleyebilmek için sistem yaklaşımı, ekolojik yaklaşımdan yararlanmamız gerekiyor. Sistem yaklaşımı durum içinde bireyin diğer sistemlerle etkileşimi ele almaktan, fiziksel istismara uğramış olma şüphesi taşıyan çocuğun istismarda bulunan bakım verenin oluşturduğu sistem ile çocuğun diğer sistemlerle etkileşimi sistem yaklaşımı etrafında ele alınmalı. Ekolojik yaklaşım bildiğimiz gibi çevresi içinde birey kapsamakta ve kişiler arası sorunları da tanımlayarak uygun müdahale stratejilerinin oluşturulmasını sağlayabilmekte. Çocuk istismarına ilişkin sosyal incelemenin hedefleri fiziksel istismarının meydana gelip gelmediğini, eğer oluşmuşsa çocuğun güvende olup olmadığını, çocuk için gelecekte risklerin oluşamayacağına ilişkin olaraktan yapılmalı. Bir de bir şey daha var. Aslında bunu belirtmeden hani geçemeyeceğim. Şimdi özellikle baktığımız vakitte fiziksel istismar ve cinsel istismarla ilgili olaraktan hani dünyada değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli merkezler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunu çocuk savunucu merkezlerinde yapılmakta. Bizde de çocuk izlenme merkezleri var bildiğimiz gibi. Fakat şöyle bir durum var. Çocuk izlenme merkezlerini biz biliyoruz ki cinsel istismar durumları söz konusu olduğunda bu şüphe olan çocuğun cinsel istismara uğramış olma şüphesi bulunduğunda çocuk izlenme merkezlerine çocukların görüşmeler yapılıyor, değerlendirmeler orada işte bildiğimiz gibi hani görüşmeler kayıt altına alınıyor. Gerektiğinde işte adli mercilere hani bunun sunulması adına ve çocuğun tekrar ve tekrar travmatize olmaması adına. Aslına bakacak olursak çocuk izlenme merkezlerinde de fiziksel istismara uğramış olma şüphesi taşıyan çocuklarla ilgili olaraktan da bir takım düzenlemeler yapılarak bu çocukların da ifadelerinin işte baktığımız vakitte orada hani gerçekleşmesi, görüşmelerin orada yapılması aslında büyük önem taşıyor. Bakacak olursak çocuğa yönelik fiziksel istismar sorun alanını değerlendirme ve katkı sağlaması açısından gözlem becerilerinin aktif bir şekilde kullanılması gerekmekte arkadaşlar. Gözlem görünürde olanın arkasını belirlemeye yönelik olarak yapılıyor. Örneğin fiziksel görünüm açısından öz bakımın yetersiz olması, evin dağınık olması ya da kirli olması bize o evde oturan kişilerle ilgili olaraktan depresyonlu olabileceklerini, bireylerden birisinin depresyonlu olabileceğini ya da fiziksel bir hastalığı bize çağrıştırabilir. Fakat çok sayıda küçük çocuğu olan ailelerin evlerinin çok düzenli olması ise beklenmeyebilir. Bu bağlamda da aslında özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Mesela ailenin hangi gelişimsel aşamada olduğunu, aile döngüsünün hangi gelişimsel aşamada olduğunu da burada mutlak suretlerini değerlendirme içerisine almamız gerekiyor. Özellikle en önemli gözlem becerisi yargılayıcı olmayan empatik bir tarzda ve müracaatçının gözünden bakarak gerçekleşiyor. Aile üyelerinin birbirine karşı olan duygu gösterim stillerine özellikle dikkat etmek burada hani önemli. O yüzden bizlerin aslında baktığımız vakit özellikle çocuğun fiziksel istismarını değerlendireceksek biz ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkileri, iletişimleri nasıl buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu gözlemlememiz lazım. Ev sisteminde de eşlerin birbirine karşı olan o davranışları nasıl bunu gözlemlememiz gerekiyor. Tüm bunların hepsini aldıktan sonra işte çocuğun tıbbi geçmişini, fiziksel bulguları, sosyal öyküyü, ailenin işi nasıl kurulduğundan başlayaraktan ebeveynlerle ilgili diğer bilgilere ulaştıktan sonra arkadaşlar sosyal hizmet uzmanının mutlak suretle ev ortamında, insanların doğal ortamında müracaatçımızın ve ailesinin bulunduğu ortamda gözlemlerini yapmış olması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi değerlendirmelerde acele etmememiz hani gerekiyor.
Çocuk istismarına yönelik müdahaleler karmaşıktır ve multidisipliner bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Diğer sağlık profesyonelleriyle, ruh sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışılması arkadaşlar gerekiyor. Aynı zamanda bu suç olduğu için, suç teşkil ettiği için de kolluk, kollukla da çalışılması gerekiyor. Aynı zamanda çocuk eğer hani okul dönemindeki bir çocuksa da öğretmenleriyle de okulla da çalışılması gerekiyor. Eğer o topluluk yapısını, yani çocuğun içerisinde yer aldığı eğer topluluk yapısında eğer çocuğa yönelik eğer şiddet meşrulaştırılıyorsa, meşru görülüyorsa arkadaşlar, o zaman işte toplulukla da mutlak surette çalışabiliyor olmamız hani gerekiyor. Bu yüzden de diğer işte meslek elemanlarından da belki topluluğa yönelik olaraktan gerçekleştirebilecek olan müdahalelerle ilgili olaraktan da çalışılması gerekli olabilir. Bu bağlamda da baktığımız vakitte çok disiplinli bir ekip içerisinde aslında bu değerlendirmelerin yapılması gerekmekte arkadaşlar. Müdahaleler de aynı şekilde, o da multidisipliner bir bakış açısıyla ve bir ekip içerisinde hani gerçekleştirilmesi gerekiyor. Baktığımız vakitte ebeveynlerde görülen çocukların gelişim aşamalarını yaratabileceği stresle baş etmede yetersizlik çocuğun fiziksel istismar neden olabilir. Bu bağlamda da ebeveynin rehberlik sağlanması bebeklere ve çocukların fiziksel istismarı önleyebilmektedir. Bu bağlamda ebeveynin işte bebek ve erken dönem çocuk bakımı ile ilgili doğum öncesinden başlayarak işe gerekli eğitimlerin hani verilmesi, bilinç kazandırılması, gerekli becerilerin hani kazandırılmasına dönük olan müdahaleler ileriki aşamada çocukların fiziksel istismarla karşılaşmalarının aslında önüne geçebilir. Bir de aslında burada eklememiz gereken önemli olan bir nokta da şurası arkadaşlar. Fiziksel istismar ya da istismarın herhangi bir şey ya da kötü muamele oluştuktan sonra tedavi rehabilitasyon aşaması çok zor. Bu bağlamda da aslında koruyucu ve önleyici çalışmalara yoğunlaşılması, risk altındaki ailelerle hani çalışmaların organize edilmesi, hem ebeveynlerin dediğimiz gibi çocuk istismarı bir de suç boyutu var. Suça yönelimlerin hem önüne geçebilir, hem de baktığımız vakitte hem de ebeveyn çocuk arasındaki o ilişkinin sağlamlaştırılmasına ya da eşler arasındaki o ilişkinin sorun yaratmayacak şekilde yapılandırmasına aslında bakacak olursak zemin hazırlayabilir. Bu bağlamda da aslında koruyucu ve önleyici çalışmalar burada önem taşımakta. Ve biz biliyoruz ki tedavi rehabilitasyon amaçlı olan çalışmaların hem topluma maliyeti de çok fazla. Ve ister cinsel istismar olsun, ister fiziksel istismar, duygusal istismar olsun, oluştuktan sonra bunun üstesinden gelebilmek yılları alıyor ve bireylerin bunun üstesinden gelebilmeleri de çok da kolay olmuyor arkadaşlar. Bu bağlamda da risk azaltıcı, koruyucu ve önleyici çalışmaların aslında hani yapılandırılması, bunu hem sosyal politika bağlamında hem bakacak olursak hem topluluk bağlamında hem de klinik anlamda hani bireylerle işte çalışırken, ailelerle çalışırken yapılandırılması büyük önem taşımakta. Baktığımız vakitte peki biz müdahaleleri nasıl yapacağız? Bundan da bir parça hani bahsedelim. Fiziksel istismar açısından risk altı ebeveynlere çocuklara yönelik sosyal müdahalelerine baktığımız vakitte şu şekilde aslında söyleyebiliriz. İlk önce sosyal hizmet hem dediğimiz gibi istismarın önlenmesindeki olan o çalışmalardan, hem tedavi rehabilitasyon aşamasında, hem de adaletin yerini bulmasında ciddi anlamda aslında bakacak olursak önemli işlevleri var. Şimdi vakaya geçeceğim. Vakayla birlikte de aslında ne türden hani müdahalelerde hani bulunabiliriz? Bunun üzerinden hep birlikte hani konuşalım istiyorum. Vakamız şu. 8 yaşında Nur hastane sol kol işte kırığı nedeniyle babaannesi tarafından saat 1.30'da getirilmiş. Acil ve ortopedi hekimleri gerekli müdahale yaparak Uğur'un yatışını çocuk kliniğine yapmışlar. Uğur'un doktorları da Uğur'un kafasındaki morluklar sebebiyle ve
kol kırığı sebebiyle işte sosyal uzmanından konsültasyon hani talep etmişler. Uğur'un doktoru sosyal uzmanı ile görüşmesinde kafasındaki yara ve yüzündeki morluklarla birlikte kol kırığının birlikte değerlendirdiğini, fiziksel istismara uğramış olabileceğine ilişkin olaraktan bir çıkarsamada bulunduğunu, bu bağlamda da sosyal hizmet uzmanıyla iletişime geçtiğini hani burada belirtmiş. Sosyal uzmanı burada şunu ya yapıyor. Evet, öyküyü alıyor, tıbbi öyküyü alıyor. Akabinde de hastane kayıtlarına da bakıyor aynı zamanda. Uğur'un daha önce herhangi bir fiziksel yaralanma ya da fiziksel istismar sebebiyle oluşabilecek olan herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gidip gelmediğini hastane kayıtlarından kontrol ediyor. Ve hastane kayıtlarında Uğur'un böyle bir sebeple hastaneye gelmediğini öğreniyor. Daha çok işte üst solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle hastaneye getirildiğine ilişkin olaraktan bilgiyi ediniyor. Daha sonra Uğur'un bulunduğu odaya gidiyor. Çocuk kliniğinde yatmakta olan Uğur'un bulunduğu odaya gidiyor. Yanında da babaannesi var. Odaya girerken Uğur'un yüzünde ufak tefek morluklarla birlikte kafasına yara bandının bulunduğunu, odada hırçınlaştığını ve genel olarak huzursuz olduğunu, hastane odasının camına vurduğunu gözlemliyor. Uğur'a ve babaanne nasıl olduklarını soruyor. Uğur'a üstündeki kıyafetlerinin de hatta yakıştığını söylüyor. Kendisiyle oyun oynayıp oynamak istemediğini de soruyor. Oyun oynarken de en çok hangi aktiviteleri sevdiğini, ailede en çok kiminle vakit geçirmekten hoşlandığını, okulda neler yaptığını, aile içerisinde kendisine yakın olanların uzak olanların kimler olduğu hakkında çeşitli sorular soruyor Uğur'a. Uğur'un da iletişime açık olduğunu hani gözlemliyor. Siz burada aslında çocukla hastane odasında iletişime geçerken tabii ki ilk başta biz girdiğimiz vakitte şu şekilde girmememiz gerekiyor. Hani ne oldu? Kolun mu kırıldı tarzında bir hemen hani o problem odağı üstünden gitmememiz gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim çocukla kuracağımız iletişim bunun üzerine er olursa çocuk bize hani gerekli olan bilgileri veremeyebilir. Bizden korkabilir, ürkebilir. Bu bağlamda da aslında ilk önce çocukla bir iletişimin hani kurulması gerekiyor. Akabinde belki de diğer soruların hani yavaş yavaş ama aşama aşama hani sorulması gerekiyor. Neden Uğur'un bulunduğu odada gerçekleştirildi bu? Uğur çünkü tek kişilik bir odada. Yanında babaannesi var. Babaannesi yanındayken de yine o tarz sorular sorulmuyor. Eğer ki bir insan çocuğun yanında eğer bir refakatçi varsa hastane odasında eğer biz bunu görüşmeyi gerçekleştiriyorsak arkadaşlar burada da aynı şekilde refakatçisinin yanında değil. Çocukla yalnız kaldığımız vakitte asıl sorun odağına ilişkin olan soruları o zaman zarfın aslında sormamız daha iyi olabilir. Burada aslında Uğur'la baktığımız vakitte mümkün olduğu mertebede hani uygun bir iletişimin aslında bir etkileşimin kurulmaya çalışıldığını hani biz hani görüyoruz. Uğur ne söylüyor peki sosyal uzmanına? Uğur koşmayı sevdiğini, en çok beden eğitimi dersinden ve futboldan hoşlandığını, okuldaki müsabakalara çıktığını, madalyasının olduğunu, okuldaki matematik ve Türkçe dersini ise hiç sevmediğini ifade ediyor. Ailesinin tüm aile üyelerini sevdiğini ancak bazen tartışma yaşandığını, babası gibi ileride işte minibüs kullanmak istediğini belirtiyor. Sonra Uğur'un babaannesinden Uğur'un sevdiği ve tedavisinin sorunu ortaya çıkarmayacak bir yiyeceği babaannesinin alması rica ediliyor ve odadan gidiyor babaanne. Uğur ile odada baş başa kaldıklarında Uğur'a olayı anlatması isteniyor. Bunu peki nasıl yapıyor? Daha sonraki sorularda koluna ne oldu, sonrasında ne oldu tarzında sorular yöneltiyor sosyal uzmana. Uğur arkadaşla birlikte sınıfta kavga ettikleri, arkadaşın bisikletini binmek için izinsiz olarak bahçelerinden almaya çalıştıklarını, bu sırada o arkadaşların babasının kendilerini yakaladığını, yani bisikleti çalmaya çalışırken yakalandığını ve bu durumu arkadaşın babasının kendi babasına söylediğini, şikayet edilince de babasının işte sen nasıl bir hırsızlık yaparsın tarzında hani başkasının bir malını sen nasıl çalarsın tarzında söylemlerle birlikte kendisine vurmaya başladığını söylüyor Uğur.
Hatta Uğur bile şöyle söylüyor. Bunda aslında hani kızacak bir şey yok. Hani diğer arkadaşlarımın aileleri, anne ve babaları bu tarz bir duruma hiçbir şekilde tepki göstermiyorlar. Gibi bir ifade de hani kullanıyor. Ama bir de şu da söyleniyor. Yani Uğur'un yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğun ve daha öncesinde babasının aileye hani yanlış gelen bir takım tırnak için çocuğun disipline etmek amacıyla aileye yanlış gelen davranışları sebebiyle de aslında dayak attığından da hani çocuk hani bundan da bahsediyor, vurduğunu da söylüyor. Aynı zamanda işte ailesiyle mutlu olduğunu ve babasını çok sevdiğini de hani söylüyor. Sosyal uzmanı peki neden mutlu olduğunu söylüyor olabilir? Çünkü uzman şöyle bir şey soruyor hani Uğur ailenle mutlu musun? İleride hani onlarla hani birlikte yaşamak konusunda ne düşünüyorsun gibi bir hani yöneltiyor, bir soru yöneltiyor. Çocuğun hani söylediği şey burada mutlu olduğu hani ailesiyle birlikte yaşamak istediği yönünde. Ve Uğur'un yaşanan olaydan dolayı da hani üzgün olduğu da gözlemleniyor. Refakatçisi olan babaannesi odaya girdikten sonra kendisiyle yalnız görüşmek için tabii sosyal birbirine davet ediliyor. Babaanne gece geldiklerini, Uğur'un annesinin evdeki diğer çocuklara bakmak için evde kaldığını, Uğur'un kendisinden 3 yaş büyük bir erkek kardeşinin olduğunu, bir de 6 yaşında bir erkek kardeşinin daha olduğunu, yani toplamda 3 kardeş olduklarını söylüyor. Babaanne Saniye Hanım önceki Uğur'un arkadaşının bisikletini çalmaya kalkıştığını, babası tarafından dövüldüğünü, bu nedenle kolunun da kırık oluştuğunu, Uğur'un evde anne ve babasının sözlerini dinlemediğini, okulda arkadaşlarıyla bazı zamanlarda çatışma yaşadığını, öğretmenin sürekli Uğur'un annesini okula görüşmek için çağırdığını, Ali Bey minibüs şoförü yaptığını, çok çalıştığını, çocuklarla zaman geçiremediğini, hırsızlığın hem suç hem de günah olduğunu, bu bağlamda da Ali Bey'in işte Uğur'u cezalandırmaya çalıştığını ve Uğur'a vurduğunu ve kolunu da bükerekten işte kırdığını hani belirtiyor. Uğur'un kendisinden büyük erkek kardeşiyle babası arasında bu türden hiçbir sorunun da yaşanmadığını söylüyor. Ali Bey'in Uğur'un büyük erkek kardeşi hiç vurmadığını, evdeki diğer çocukların kurallara uymakta zorluklar yaşamadıklarını, Uğur'un aslında bir yıl öncesine kadar bu türden sorunlarının olmadığını, akademik başarısının birinci sınıftan biri ama düşük olduğunu belirtiyor. Dikkate toplamakta zorlandığını da hani söylüyor. Baktığımızda bir de Uğur'la biz görüşme yaparken şunu da bize belirttiğini düşünelim. Uğur Türkçe ve matematik derslerinde başarılı değil ama koşmayı çok seviyor. Spor etkinliklerinden de bulunmayı da seviyor. İşte madalyası da var. Hani baktığımızda gitti. Bunlar aslında çocuğun güçlü yönlerini hani oluşturuyor. Aslında baktığımızda gitti. Babaanne bize bir de şunu söylüyor. Okuldaki sınıf arkadaşlarından bazılarının Uğur'un ailelerin denetimlerinin olmadığını, ailelerin çocuklarının ne yaptıklarıyla ilgilenmediklerini, gece geç saatlere kadar sokaklarda kaldıklarını, Uğur'un da arkadaşları gibi olmak istediğini, bu dönemde aile içerisinde çalışmaları meydana geldiğini, bazen Uğur'un babası Ali Bey ile Ayşegül Hanım arasında da sürekli olarak da Uğur'un davranışları sebebiyle bir takım tartışmaların yaşandığını, fakat bunun hiçbir zaman için şiddete dönüşmediğini, ve Ali Bey'in sürekli olarak da Ayşegül Hanım'ı Uğur'un davranışını denetleyemediği için de suçladığını ifade ediyor. Peki sosyal hizmet uzmanı burada ne yapıyor? Saniye Hanım'a başta Uğur'un yüksek yararı olmak üzere Uğur'un davranışları problemleriyle aile için gerekli müdahale yapılandırması için birlikte çalışacaklarını, sorunun tespiti için sosyal incelemenin yapılacağını, bunun için de aile evlerini ziyaret etmek istediğini söylüyor. Bunun yanı sıra hasta görüşme formunu bir taraftan da hazırlayaraktan hastane polisi aracılığıyla durumu ilçede bulunan çocuk büro amirliğine de bildiriyor. Arkadaşlar burası çok önemli. Neden? Şimdi biz baktığımız vakit hani böyle bir öyküde belki şöyle düşünebiliriz. İşte katı ve sert cezalandırma tutumları var babadan. Bu sebeple işte çocuğuna vurmuş, işte tırnak içinde kazada böyle bir şey olmuş. Bunu asla ve asla söylemiyoruz. Bu tarz durumlarda hem fiziksel istismar şüphesi durumu bulunduğunda hem cinsel istismar şüphesi durumu bulunduğunda arkadaşlar mutlak surette bunu kolluğa bildirmekle
arkadaşlar görevli, sadece biz de değiliz. Mevzuat hükümlerine baktığımız vakitte de biz biliyoruz ki sağlık çalışanları, diğer ilgililer, ilgilerin içerisinde öğretmenler de olabilir arkadaşlar. Çocuğun yani iletişimde, etkileşimde bulunduğu, aslında bakacak olursak herkesin bildirme yükümlü ve bildirme zorunluluğu var. Bu bağlamda da hastane polis aracılığıyla durum ilçede bulunan çocuk bir amirliğine bildiriliyor. Hasta görüşme formunda sosyal inceleme raporunun hazırlanacağını, çocuğun hastaneye yatarak tedavi gördüğünde hasta görüşme formuna da ekleniyor. Aile bireyinin biyopsikososyal özelliklerine baktığımız vakitte de sosyal uzmanı, dediğimiz gibi Uğur'un aslında fiziksel olarak yaşıtlarına göre gelişimsel özellikler bakımından uygun gelişimsel özellikler gösterdiğini hani görüyor. Baktığımız vakitte bunun dışında işte çocuklama bir takım davranım sorunlarının, davranım problemlerinin olduğunun da hani farkında. Akademik başarısını zaten ikinci sınıfta okuyor. Bazı derslerle ilgili olarak da akademik başarısı ciddi anlamda çocuğun düşük, fakat ama aynı zamanda da sporla bu çocuğun arası çok iyi. Futbolu oynuyor. Madalyaları var. Bir de bunlar da var hani baktığımız vakitte. Saniye Hanım'a baktığımızda, yani Uğur'un babaannesine baktığımızda da yaşına özgü bir takım özelliklerin hani gösterdiği hani ne gözlemliyoruz biz. Bakacak olursak torununa karşı da gayet de ilgili. Aynı zamanda da ailenin de onlarla birlikte yaşadığı için de sosyoekonomik bakımdan da onların geçimlerine de destek vermeye hani çalışıyor. Bakacak olursak sosyal inceleme sırasında da sosyal uzmanı ne yapıyor? Aynı şekilde Ayşegül Hanım'la da hani görüşüyor. Yani Uğur'un annesiyle de görüşme fırsatı buluyor ve hatta Uğur'un babası hakkındaki bilgileri de Ayşegül Hanım'dan alıyor. Ayşegül Hanım'ın özelliklerine baktığımız vakitte de ebeveyn becerilerinin sergime çalıştığına tanık oluyoruz. Fakat bazen işte otoriterleştiğine dair bir takım hani ipuçlarını da hani gözlemlendi o sırada, görüşme sırasında. Bakacak olursak Ayşegül Hanım'ın hani baktığımız vakitte bunun dışında psikososyal açıdan ruhsal sağlık problemi açısından da bir problemin ama olmadığı hani gözlemlendi. Alkol ve madde bağımlılığı iki bebeğinde de hani yoktu. Ali Bey'e geldiğimiz vakitte de işte bazı zamanlar yaptığı işine stresi sebebiyle de çabuk öfkelenebildiği, ne ilişkin olarak da Ayşegül Hanım ve Saniye Hanım'dan gerekli hani bilgiler alındı. Engel durumu yok baktığımız vakitte. Psikososyal açıdan da hani öfke söz konusu ve ebeveynlik becerilerinin sergileme noktasında da bir takım sorunlar ve problemler hani yaşıyor. İşini yaratmış olduğu stres sebebiyle zaten çocuklar sürekli olarak babanın otoriter kısmını, tarafını görmek hani zorunda hani kalıyorlar. Çünkü geç vakitlere kadar çalışıyor, geç vakitlerde hani evine hani dönmek zorunda hani kalıyor. Baktığımız vakitte Ersin var. Uğur'un erkek kardeşi, büyük. Ersin de yaşıtlarına uygun hani biyopsikososyal özellikler gösterdiğini hani görüyoruz bizler. Ersin'e gayet dışa dönük bir çocuk ve derslerinde başarılı. Ayşegül Hanım'la yapılan görüşme sırasında ama bir de şöyle bir durum söz konusu. Uğur'un, Saniye Hanım da öyle, Ayşegül Hanım da mesela spor konusunda başarılı olduğu noktasına hiç o kısma değinmiyorlar. Yani Uğur'un sürekli olarak davranış problemlerinden hani bahsediyorlar. Arkadaş çevresinden, okul çevresindeki bir takım sorunlardan ve problemler üzerine yoğunlaştığını görüyor sosyal uzmanı görüşme sırasında. Aynı durum Ayşegül Hanım için de söz konusu. O da Ersin mesela büyük erkek kardeşini övüyor. İşte matematik ve Türkçe dersi çok iyi, takdir alıyor. Ondan sonra fakat baktığımız vakitte Uğur ise bunlar yok. O nedenle Uğur'un hiçbir şekilde olumlu bir özelliğine atıfta hani bulunmadığını da hani gözlemliyor. Baktığımız vakitte küçük kardeş var 6 yaşında. O da gelişimsel bakımdan yaşıtlarına benzer hani özellikler gösterdiğini biz
Hani fark ediyoruz. Çocuk mesela hemen gelip hani oyun oynamak istediğini söylüyor. Psikomotor ve kabul motor becerilerinde hani gelişkin olduğunu, yaşına uygun olduğunu hani gözlemleyebiliyoruz. Ailenin konut durumuna baktığımız vakitte de konutun bulunduğu yer bir tarafta gecekonduların olduğu, yani çarpık kentleşmenin aslında olduğu, gecekondu demeyelim de çarpık kentleşmenin olduğu bir taraftayken, bir tarafı ise yüksek hani binaların bulunduğu yerleşim yerinin tam ortasında hani yer alıyor. Ailenin bulunduğu konutun yakınında da sosyal hizmet merkezi var. Baktığımız vakitte hastaneye de yakın hani evin içerisi içini gözlemlediğinizde de eşyaların ihtiyaca cevap verebilir özellikler taşıdığını fark ediyorsunuz. Aynı zamanda da evin gayet düzenli olduğunu, temiz olduğunu hani gözlemliyorsunuz. Ailenin sosyoekonomik durumuna biz baktığımız vakitte de aile ihtiyaçlarını karşılayabilir hani durumda. Hani içine giren gelirin de aylık işe 7.000 TL civarında olduğu, aynı zamanda işte babaannenin de evin sosyoekonomik bakımda hani bir takım ihtiyaçlarını, gereksinimi karşılanmasında destek olduğunu hani görüyorsunuz. Konutun ailenin kendisine ait olduğunu hani söylüyorlar Ayşegül Hanım. Bu kısmı böyle. Peki ön değerlendirme ve planlama aşamasına da biz ne yapacağız ya ne yaptık ona bir bakalım. Tiziksel istismara uğramış olma şüphesi bunun uğrun. Davranış problemin bulunduğu, kardeşine, akrana, büyüklerine yönelik vurma, toplumsal kurallar uymada zorlandığı, söz konusu özellikler birlikte değerlendirildiğinde davranış bozukluğunun bulunabileceği. Ya da bir de şu da çok önemli. Bizler değerlendirmede bulunurken biliyoruz ki teşhis edemeyiz. Bu bağlamda da buna dair bir takım hani bulguların gözlemlendiği, buna dair bir takım belirtilerin gözlemlendiği tarzında eğer olaya yaklaşırsak aslında bu daha kıymetli. Bu da davranışa dair bu özellikle işte toplumsal kural uymada zorlanma, büyüklerine yönelik vurma, işte kardeşine de vurma davranışı var Uğur'un. Davranış bozukluğunun olabileceği, yıkıcı davranış özellikleri gösterebileceği, suça sürüklenme riski taşıdır. Çünkü neden? Arkadaş grubuna uymaya çalışıyor Uğur. Yani bu kısmı pek hani düşünmüyor, muhakeme etmiyor. Arkadaş grubunda yer almak, aidiyet hissetmek onun için çok büyük önem taşıyor. Baktığımız vakitte bu bağlamda da aslında çocuk suça sürüklenme riskini de aynı şekilde hani taşıyor. Akademik başarısının işte düşük olduğu hani söylenebilir. Bunların yanı sıra Uğur'un beden aktivitelerini gerektiren uğraşlarda başarılı olması, spora yatkınlığının bulunması, insanlarla da kolay iletişim kurabilmesi güçlü yönlerini hani oluşturuyor. Aile üyeleri yapılan görüşmeler, hastane kayıtları ve yapılan sosyal inceleme neticesinde Uğur'un suçu sürüklenme açısından kişi risk altında olduğu. Ebeveynin çocukları ile ilgili rol ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları ancak Uğur'un davranışlarını kontrol etmede, olumlu davranışlar kazandırmakta da güçlük çektikleri, Ali Bey'in ve Ayşegül Hanım'ın zaman zaman çocuklarına yönelik otoriter ebeveyn tutumunu sergileyebildikleri, Ali Bey'in uzun saatler çalışması nedeniyle çocuklarıyla ara sıra yaptığı faaliyetler dışında bir araya gelemediği, çocukların da bu bağlamda Ali Bey'in cezalandırıcı yönüyle sürekli karşılaştıkları, ebeveynlerin öfke yönetimi hususunda sorunlar yaşadığı kanaatine de varılmıştır. Neden böyle dedik? Bir de şu durum da var. Ayşegül Hanım da çocuklara bağırıyorum. Yani yapmalarını istediğim bir şeyler yapmıyorlarsa bağırıyorum diyor. Ebeveynin sorunları tamamen kendi üzerinde olduğundan hani bize hani bahsediyor. Ayşegül Hanım'ın büyük çocukların işte Ersin ölmesi, aile sistemi içerisinde Uğur'a ise olumsuz davranışları eşleştirmesi, çocuğun güçlü olabileceği yönlere atıfta bulunmaması, çocuğun aile sistemi içerisinde dışlanmış olarak hissetmesine neden olarak davranış sorunlarının ilerlemesine katkı sunmuş olabileceğini bize gösteriyor bu durum. Bunun yanı sıra Uğur'un arkadaşının bisikletini izni olmadan alma girişiminin ailede büyük bir suç ve günah olarak tanımlanması, çocuğa yönelik şiddetin boyutunu artırabileceği söylenebilir. Bazı kültürel değerlerin çocuklara yönelik sert cezalandırıcı ebeveyn tutumlara ve davranışlara zemin hazırlayabileceğini buradan aslında da görebiliriz. Yani bu vakada da bunu görebiliriz. Sonuç olarak Uğur'un annesi Ayşegül Hanım ve babası Ali Bey'in Uğur'un davranışını yönetmede yetersiz kaldığı, Uğur'un davranışıyla baş etmede sorun yaşamalarından dolayı
Uğur'un babası da Ali Bey'in öfke yönetiminde sorunlar yaşayabildiği, neticesinde çocuğun beden bütününe zarar verebilecek olan yaralanma ile sonuçlanan şiddet tanışına yöneldiği. Bu bağlamda da Uğur'un babasının 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddet önlenmesine dair kanun uyarınca evden geçici süreyle uzaklaştırılmasının uygun olacağı. 53.95 sayılı çocuk koruma kanunu uyarınca da fiziksel istismara uğramış olma şüphesiyle birlikte suça sürüklenme riski taşın Uğur'a ve bebeğine danışmanlık tedbirinin verilmesine uygun olacağı. Uğur'un davranış problemlerini, uyum sorunlarını kendisi ifade etmede yaşadığı problemlerin ele alınarak gerekli sosyal hizmet müdahalesinin gerçekleşmesi için sağlık tedbirinden yararlandırılmasının, bu bağlamda da çocuk psikiyatrisine yönlendirmesinin çocuğun yüksek yararlı olabileceği kanaatine varılmıştır diyor uzmanımız. Adı geçen çocuğun güçlü yönleri değerlendirildiğinde Uğur'un davranış sorunlarının hafifletilmesine ve uygun akran etkileşimlerin oluşturulması için spor etkinliklerine yönlendirmesinin de uygun olacağı kanaatine varılmış. Özellikle baktığımız vakitte danışmanlık tedbiri kapsamında da Uğur'un riski davranışını önleyebilmek için çocuk psikiyatrisine yönlendirmesini dedik. Uğur'un anne ve babasını kapsayacak hem Uğur'u hem de Uğur'un anne ve babasını kapsayacak şekilde 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan çocuk ebeveyn etkileşimine dayalı müdahale yaklaşımı etrafında Uğur ve ebeveynleriyle çalışılmasını planlıyor sosyal uzmanı. Baktığımız vakitte bu müdahale yaklaşımına değineceğiz. Söz konusu müdahale yaklaşımı Uğur'a yönelik, Uğur'un ebeveynlerine yönelik, Uğur'un ebeveynleriyle birlikte Uğur'a yönelik olarak gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Üç aşaması var. Müdahale programı 16 haftalık dönemde haftada 2 saat olacak şekilde 12-20 seans şeklinde planlanıyor. Bunun yanı sıra ekolojik yaklaşım çerçevesinde de Uğur'un özellikle okul çevresindeki yer alan akran grubuna ve ailelerine yönelik müdahalenin birlikte gerçekleştirilmesi için okuldaki öğretmenleri ve ilçedeki sosyal hizmet merkezleri birlikte gerekli planlamalar da yapılıyor. Yani buradaki aslında yaptığınız şey sadece Uğur ve ailesi değil, aynı zamanda ebeveynlik tutumları açısından sorunların olduğu hani düşünülen hani buna dair işte öğretmenden gelen bildirimleri alan sosyal uzmanı hem Uğur'un işte annesinden babaannesinden ve öğretmenden aldığı geri bildirimler hani ışığında aynı zamanda da baktığımız vakitte de arkadaşlar hani okula yönelik olarak da bir takım hani müdahalelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini kanaati hani oluşmuş. Bu bağlamda da sosyal hizmet merkezi de içinde olacak şekilde oradaki profesyonel sosyal uzmanları da içinde olacak şekilde meslek elemanlarıyla birlikte arkadaşlar okulda da ailelere, ebeveynlere gerekli işte ebeveynlik becerilerinin kazandırılması ile ilgili olaraktan ve çocuklarla çünkü çocuklar risk altındalar. Uğur bisikleti çalarken ya da çalma girişiminde bulunurken bunu tek başına yapmadı. Arkadaşlarıyla birlikte bu tarz bir hani davranışı bir edimde bulundu. Bu bağlamda da bu çocuklara da sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde bu risk altındaki çocuklara da gerekli çalışmaların yapılması arkadaşlar planlanmış. Baktığımız vakitte neler olmuş? Uygulama kısmında baktığımızda da sosyal hizmet uzmanı hastanenin başhekimliği kanalıyla Uğur ve ailesi hakkındaki sosyal inceleme raporunu hastane kayıtlarıyla birlikte bulunan ilçedeki Cumhuriyet Savcılığı'na ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gerekli bildirimde bulunmuştur. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bizler bildirimde bulunurken ilk önce SEHÇE Kanunu'nda vardı. Yani 28-28 SEHÇE Kanunu'nda var. Şu andaki biliyorsunuz bakanlığın ismi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler hani bakanlığı ve bunun il müdürlükleri var. Bu tarz durumlarda yani çocukla ilgili çocuğun istismarı, ihmali durumlarında biz kolluğa da bildirdiğimiz vakitlerde savcılığa da bildirsek arkadaşlar mutlak suretle aynı zaman zarfını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kurum ve kuruluşlarına bildirmekle de yükümlüyüz arkadaşlar. Yani bir taraftan ve kolluğa bildirilecek, bir taraftan da Aile Çalışma Sosyal Hizmetleri bildirilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bununla ilgili SEHÇE zaten 28-28 sayılı SEHÇE Kanunu bununla ilgili zaten bir hükmün olduğunu görüyoruz. Uğur hastaneden kısa bir süre sonra konuda alçıya taburcu ediliyor. Çocuk mahkemesince de Uğur hakkında 395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca danışmanlık ve sağlık tedbiri verildiğine ilişkin bilgilendirme yazısı tıbbi sosyal birimine ulaşıyor. Uğur'un durumu hakkında çocuk psikiyatrisi ile gerekli paylaşımlarda bulunuyor. Çocuk psikiyatrisi de Uğur'daki davranış sorunlarını davranım bozukluğu tanısı
koyduğunu görüyorsunuz ve sonrası Uğur'un annesinin refakatinin tedavi süreci de başlatılıyor. Uğur'a yönelik müdahalede karşılaş ve bağlantı kurma aşamasına itibaren çocuk merkezi müdahale etrafında şekillendiriliyor tüm çalışma. Çocuk merkezli müdahale çocuk ile yakın bir ilişkinin kurulmasını, çocuğa yönelik empatik bir yaklaşımı, yönlendirici olmayan bir duruşu gerektiriyor. Söz konusu müdahale yaklaşımı ebeveyn çocuk etkileşim temel müdahale ile de uyumlu. Uğur ve ebeveynleriyle birlikte planlandığı şekilde çocuk ebeveyn çocuk etkileşim temelli müdahale başlatılıyor. Müdahale sürecinde yapılan uygulamalara ebeveynler ve Uğur aktif biçimde katılıyorlar. Bu süreçte Uğur yaşamakta oldukları ilçedeki spor kulübündeki etkinliklere de katılıyor. Spor faaliyetine katılım Uğur'daki riskli davranışın azalmasına da katkı sunuyor arkadaşlar. Müdahale sürecinde Uğur'un evde ve okuldaki uyumsuz davranışın azalma gözlemleniyor. Ali Bey'in öfke kontrolünü artık sağlayabildiği görülüyor. Bu ebeveyn çocuk etkileşim temelli müdahale ile bu da görülüyor. Bir de şunu atlamadan geçemeyeceğim. Aynı şekilde aslında hani Ali Bey'in de öfke kontrolü noktasında hem ebeveyn çocuk etkileşim temelli müdahale kapsamında hem de aynı zamanda da klinik bir psikologun öfke kontrolü ile ilgili olaraktan gerekli hani becerileri kazanması noktasında destek almasını uzman sağlıyor. Ayşegül Hanım'la birlikte ebeveynlik becerin yetkinliklerin geliştiği, Uğur davranışlarını rahatlıkla kontrol edebildikleri, öfke yönetiminde başarılı oldukları görülüyor. Düzenli aralıklar müdahale süreci hakkında süreç raporları ile çocuk mahkemesinde gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor bu süre zarfında. 16 haftanın sonunda Uğur'un ve ebeveynin davranışlarına görülen olumlu yöndeki değişim neticesinde müdahale sonlandırılıyor. Müdahale sürecindeki okuldaki rehber öğretmen ilişki kurularak Uğur'un da okul ortamında davranışlarının izlenmesi sağlanıyor. Uğur'un riski davranışları gösteren arkadaşlarına ve beynlerine yönelik eğitim çalışmaları ve grup çalışmaları da gerçekleştiriliyor. İzleme aşaması önemli burada. Müdahale sonlandırıldıktan sonra Uğur'un ve beynlerinin bir yıl süreyle ayda bir kez tıbbi sosyal birimine gelerek süreç hakkında paylaşımlarda bulunmaları sağlanıyor. İki ayda bir de uzman ev ziyaretlerinde bulunuyor. Bunun yanı sıra da okuldaki rehber öğretmen aracı ve Uğur'un okuldaki davranışları, sağlık durumu, hastane kayıtları da bir yıl süreyle izleniyor. Uzman bu vaka kapsamındaki rolleri neler peki? Birinci rolü aslında vaka yöneticiliği. Danışmanlık ve yetişici ilişki mesleki rollerini gerçekleştirmiş. Vaka yönetiminde sorunların belirlenmesinin yanında müracaatçı ve ailesinin işlevselliğini artırmak için toplam var olan kaynaklarla bağlantı kurulmasını kapsıyor. İstismar uğramış olma şüphesi taşıyan çocukların gereksinim duydukları müdahale ve hizmetlerin planlanması, gerçekleştirmesi, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması vaka yönetimi etrafında şekillendi. Uğur ve ebeveynlerin yönelik tedbir kararlarının uygulanması, Uğur'un çocuk psikiyatrisine yönlendirilmesi, okul ortamında çevresinde bulunan riskli davranış olan çocuklar ve ebeveynlerine yönelik eğitim çalışmalarının yapılandırılması, Uğur ve ebeveynlerinde davranış değişikliği oluşturmak için gerekli müdahalelerin planlanması, gerçekleştirilmesi. Bunların hepsi mesela vaka yönetici rolü kapsamında gerçekleştirilmiştir arkadaşlar. Sosyalizmin uzmanı Uğur ve ebeveynlerinin sorunlu ebeveyn çocuk etkileşimine değişimin danışmanlık rolü kapsamında yerine getirilmiştir. Eğiticilik rolü kapsamında da baktığımız vakitte de ebeveynlik becerilerinin artırılması, çocuğun davranışın yönetimine ilişkin uygun ebeveyn tutum ve davranışın kazandırılması için uzman burada eğitici rolünde arkadaşlar üstlenmiş. Şimdi baktığımız vakitte peki hazırlık yapma becerisini kullandı uzman burada. Ortak beceriler var biliyorsunuz sosyetin. Genel anlamdaki ortak becerinin hazırlık yapma becerisi. Nasıl hazırlık yapmış olabiliriz? Şu şekilde hazırlık yaptık bir kere. Vaka konsülte edildikten sonra tıbbi sosyal hizmet birimine akabinde uzman ne yapıyor arkadaşlar? İlk önce gidiyor kayıtları ulaşıyor. Bu çok önemli. Uğur'un aynı zamanda aslında burada belki de yapılması gereken bir nokta daha var. Dediğimiz gibi kardeşler hep unutulur. Yani müracaatçımız bizim evet Uğur ama aynı zamanda da kardeşlerine de bakmak gerekiyor burada. Bu da çok önemli arkadaşlar. Kayıtlara ulaşılması baktığımız vakitte görüşmelerin işte organize edilmesi bunların hepsi hazırlık yapma becerisi içerisinde değerlendirilebilir. İletişim kurma becerisi, işte çocuk merkezli bir yaklaşım etrafında görüşmelerin yapılması. İletişimin organize edilmesi aynı zamanda yargılayıcı olmayan bir tutumla
iletişim kurulması, empatik bir yaklaşım gösterilmesi. Yani hem Uğur'u hem Ali Bey'i aslında bakacak olursak hedef sistemimiz Uğur Ali Bey'i, Ayşegül Hanım'a değil mi, anlamaya dönük olaraktan da bir iletişim biçiminin hani mümkün olduğu mertebede bütün müdahale sürecine aktarılması burada önem taşıyor arkadaşlar. Sorunu analize etme becerimizin olmaması gerekiyor. Fakat bunu yaparken bizler bir takım önemli olan sosyal hizmet uzmanlarının mutlak sürekli edinmeleri gereken bilgiler var. Bunlara da hakim olmamız gerekiyor. Şu insan davranış ve sosyal çevreye ilişkin olan bilgi. Belki işte gelişimsel çocukların psikososyal bilişsel gelişim aşamaları ile ilgili olan bilgi baktığımız vakitte topluluk ya da işte akran grubuyla çocuğun etkileşimi noktasında etkileşimi nasıl etkileyebileceği, riski davranışlara yönelim konusunda çocukların birbirlerini nasıl etkileyebileceklerine ilişkin olarak da hani o bilginin mutlak sürekli işte insan davranış ve sosyal çevre bilgisi kapsamında hani edinmiş olması hani gerekiyor. Baktığımız vakitte ekolojik yaklaşım ve sistem yaklaşımından yararlandık bizler bu müdahalede bulunurken. Bu bağlamda da hangi sistemler nasıl etkileşim halinde olabileceğini çevresi içinde birey yaklaşımı çerçevesinde sistemin özellikle aile sistemin çevreyle etkileşimi noktasında işte ekolojik yaklaşıma dair olan gerekli bilgilere sahip olunması, ebeveynlik becerileri, ebeveynlik tutumları noktasında gerekli bilgilere sahip olunması burada hani önem taşıyor. Ve bunlardan yola çıkarak da işte sorunun hani analiz edilmesi hani gerekiyor. Eğer biz şu şekilde eğer çıkacak olsaydık, hadi bakalım 6284 sayılı yasayla Uğur tamam istismar şüphesi var, fiziksel istismara uğramış belli. Doktor ve hekimin de buna dair bir öngörüsü var. Hastane hazırlayacağımız raporda hazır eğer biz göndermiş olsaydık arkadaşlar belki de ne olmuş olacaktı sonrasında? Evet istismar durumu var. Gerek çocuğun güvenliği için gerekli tedbirleri alındı. Belki de aileyle çalışmamız mümkün olmayabilecekti. Bu bağlamda da aile sistemine de ciddi anlamda zarar vermiş olacaktık. Bunların hepsinin mutlak sürekli dahil edilmesi hani gerekiyor arkadaşlar. Uygulama etkililiğini değerlendirme becerimizin olması gerekiyor. Rapor yazma becerimizin olması gerekiyor. Uygulamayı sonlandırma becerimizin vakaya özgü becerilerde de gözlem becerileri, dinleme becerileri, soru sorma becerilerimizi edinmiş olmamız gerekiyor. Değerlerimiz peki neler? Özellikle bu vakada öne çıkan değerlerimiz insan ilişkilerinin önemi. Sosyalizm uzmanları insan ilişkilerini güçlendirmek ve desteklemek için çalışmaktadırlar. Yetkinlik, yetkin oldukları alanlarda uygulama hani yapmalıdırlar. Bu önemli. Mesela ebeveyn çocuk etkileşim temelli müdahale, buna dair bir eğitimimizin olması gerekiyor ki biz hani bu müdahaleyi gerçekleştirebilelim. Ya da bu yaklaşımla ilgili olaraktan bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki bunu gerçekleştirebilelim. Kuramsal bilgi kısmı genelde sosyal bilgisi. Planlı değişim süreci mikro, mezo ve makro düzeyde uygulamalar. Çocuk refahı alanı hakkında işte bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi insanlar ve sosyal çevre özellikle. Ve işte çocuklardaki davranış sorunları, davranış problemleri eklektik bilgi temelinin olması gerekiyor baktığımız zaman. Sistem yaklaşımı, ekolojik yaklaşım, güçler perspektifi bu çok önemli. Mesela Uğur'un babasında alkol ve madde bağımlılığının olmayışı yani olumsuz sorun yaratan durumların olmayışı da aslında arkadaşlar güç ifade eder. Suç davranışının olmaması, alkol ve madde bağımlılığı öyküsünün bulunmaması, sosyoekonomik bakımdan ailenin ihtiyaçlarını, gereksinimlerini yerine getirebilir durumda olmaları da arkadaşlar bir gücü ifade eder. Ya da ailenin yoksulluk içerisinde bulunmama durumu bir gücü ifade eder. Sosyal hizmet merkezinin orada bulunma durumu, yani ailenin bulunduğu yerde bir sosyal hizmet merkezinde de Uğur'un okulunun bulunduğu yerde bir sosyal hizmet merkezinin olması arkadaşlar bir gücü ifade eder. Nasıl ki riski davranışlar gösteren baktığımız vakitte suçu sürüklenme riski taşıyan sadece burada Uğur değil
Aynı zamanda arkadaşları da var. Bu bağlamda hani bunu değerlendirmemiz gerekiyor. İşte ebeveyn çocuk etkileşim temelli hani müdahaleden yararlanmamız lazım. Psikososyal bilişsel gelişim kuramlarına baktığımız vakitte de uğur bilişsel gelişim açısından somut işlemler dönemindedir. Bu dönem çocuklar kuralları anlayabilirler. Somut nesneler üzerine neden sonuç ilişkisini kurabilirler. Psikososyal gelişim kuramına göre uğurun çalışkanlığa karşısında yetersizlik duygusunun olduğu 6-11 yaş dönemine denk geldiğini görüyoruz biz. Burada çocuklar başarmak istiyorlar. Çalışkanlık var. Eğer bu başarıya dair bir duygu yer edinemezlerse çocuklar da kendilerini yetersizlik hissediyorlar baktığımız vakitte. Uğuru dikkate aldığımızda da özellikle ailede işte başarının vurgulanmaması, işte çocuğun kendisinin işte madalyanın vurgulaması, sporda yetenekli olduğunu vurgulaması çocuğun kendi penceresinden bu ifade ediliyor. Öğretmenlerinden böyle bir şey duymadı uzman ya da aileden de böyle bir şey duymadı. Bu da ciddi anlamda hani çocukta belki de yetersizlik hani duygusunda oluşumuna da sebep olabilir arkadaşlar. Ve bu da çocuğun işte sorunlu davranışlara yöneliminde belki de belirleyicisi olan faktörlerden bir tanesi oluşturabilir. Eğer başarı görülme ihtiyacı giderilmezse çocuklarda yetersiz duygusu oluşabiliyor. Uğur'un anne ve babası Uğur'u kardeşiyle kıyaslamakta okulda çocuğun başarılı olabileceği alanlarda vurgunun da yapılmadığı da görülmekte. Davranım bozukluğu peki neymiş? Bir ona bir bakalım. Tabii bu daha kapsamlı tanımı var arkadaşlar. Başkalarının hakları ve kuralları ihlal eden davranışlarla karakterize. Duyarsızlık ve yıkıcılık söz konusu. Pişmanlık görünmeyebiliyor. Diğerlerinin duyguları da önemsenmiyor. Göze batacak şekilde yaşıtlarına karşı saldırganlık var. Kavga çıkarma var, zorbalık var, dersten kaçma var, eşyalara zarar verme var, hırsızlık var, yalan söyleme ve hayvanlara işkence etmede çocuklarda, bu çocuklarda davranış bozukluğu gösteren çocuklarda görülebiliyor. Bunda düzeyleri var baktığımız vakitte. Davranım bozukluğu bu şekilde Uğur'un da aslında bakacak olursak da arkadaşlarla etkileşimin de aslında bunu hızlandırdığına da hani tanık olabiliriz. Özellikle baktığımız vakitte hani bahsetmiştim ebeveyn çocuk etkileşim temelli müdahalede peki neler oluyor ona bir de bakalım. Uğur'un özellikle olumsuz duygularının işte öfkesinin üstesinden gelinebilmesi için bu müdahale yaklaşımında Uğur'la işte çalışılıyor. Özellikle Uğur'un bir de ailesi de ebeveynleriyle ilgili duygularının da ya da olumsuz olanları da ifade etmediği de görülüyor. Yani hoşlanmadığım durumları ifade etmediği de görülüyor. Bu bağlamda özellikle hani vakayla çalışılırken de Uğur'un kendi duygularını ve düşüncelerini de ebeveynin açacak duruma gelmesi özellikle burada önemli. Aynı zamanda ebeveyn çocuk etkileşim temelli müdahale arkadaşlar fiziksel istismar durumlarında dünyada ciddi anlamda çalışılan önemli müdahale yaklaşımlarından bir tanesini oluşturuyor. Ve travma sonrası stres bozukluğu varsa yani çocuklarda da bu tür ailelere yönelik olaraktan da hani gerçekleştiriliyor. Uğur'un ebeveynlerine yönelik olaraktan da işte ebeveyn dik becerilerin işte kazandırılmasına yönelik olaraktan hani bir takım davranışların işte tutumların kazandırılmasına çalışılıyor. Ve özellikle baktığımız vakitte de arkadaşlar davranışsal prova özellikle ebeveynlere övgü düzeltici geri bildirim ebeveynin davranışını şekillendirmek için kullanılıyor burada. Bu Uğur'un anne ve babasının uygun ebeveyn davranışını prova etmeleri sağlanarak Uğur'un kazanması senden davranışları övmeleri ve Uğur'daki davranışları düzeltebilecek pozitif geri bildirimler vermeleri sağlanıyor. Bunu peki nasıl yapılıyor? Bu şöyle oluyor. Bir oda olduğunu düşünün. Bu oda aynalı. Ebeveynlerin kulaklarında bir tane haberleşme cihazı oluyor. Müdahale izleyen profesyonel de arkadan izliyor ve çocuğa gerekli işte geri davranışsal provalarda bulunmaları, övgüde bulunmaları, düzeltici geri bildirim vermeleri noktasında da ebeveynlerle iletişim halinde olunuyor. Baktığımız vakitte pozitif geri bildirimlerle birlikte Uğur'un olumlu davranışları pekiştiriliyor. Müdahale süreci Uğur'un evde ve okuldaki uyumsuz davranışın azalma gözlemleniyor. Ali Bey'in öfke kontrolünü sağlayabildiği, Ayşegül Hanım'la birlikte ebeveynlik becerilerinin yetkinliklerinin geliştiği, Uğur'un davranışını rahatlıkla kontrol edebildikleri, öfke yönetiminde de başarılı oldukları
görülüyor. Bu şekilde müdahale sonlandırılıyor arkadaşlar. Yani müdahaleden bahsedeceğim. Müdahale kısmında bu şekilde sonlandırılıyor. Daha sonra biliyorsunuz izleme aşaması da var. Ve izleme gerçekleşiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İlave etmek istedikleriniz eğer varsa birlikte hani konuşabiliriz dinlediğiniz kısım. Ayşin Hocam çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Ben teşekkür ediyorum Zilan Hocam. Çok iyi.